Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber eşeysiz üremenin bölümlerine bakacağız. Eşeysiz üreme dediğimiz şey aslında bir nevi mitoz bölünme ile birlikte hareket eden bir bölünme. Eşeysiz üreme kalıtsal yönden kendisiyle benzeyen canlıların üremesi yöntemine biz eşeysiz üreme adını veriyoruz. Eşeysiz üremede de tıpkı mitoz bölünmede olduğu gibi kalıtsal çeşitlilik yok. Bu yüzden de eşeysiz üreme değişken çevre koşullarına adapte olacak canlılar oluşturamaz. Nasıl canlılar oluşturur? Nasıl çevre koşullarına uygun canlılar oluşturur? Sabit çevre koşullarına uygun canlıları daha fazla oluşturur. Eşeysiz üremenin türlerine baktığımızda ikiye bölünme, tomurcuklanma, sporla üreme, rejenerasyon, partenogenez ve vejetatif üreme olmak üzere ortalama tam 6 tane üreme çeşidimiz bulunuyor. Ve bunların her birinin özelliği birbirinden farklı. İlk etapta ikiye bölünme ile başlayalım. İkiye bölünme adı üstünde arkadaşlar, canlı ikiye bölünüyor ve iki tane yeni birey meydana geliyor. Bakın, üreme dediğimiz şeyde birey sayısının artması gerekmekte. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Bakterilerde ve bazı protistlerde görülür. Burada aslında protistlerde diye bahsettiği şey protista aleminden bahsediyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım, canlının çeşidine göre sitoplazmanın farklı bölgelerinde bölünme gerçekleşir. Sitoplazmanın paramesyumda, bakteride her birinde farklı olur. Şimdi şu görselde gördüğünüz bakterideki üreme şekli. Bakteride DNA eşlenir. Çekirdek olmadığı için arkadaşlar, işte profazıdır, metafazıdır, çekirdeği alakadar elen kısımlar yok. Sonra DNA birbirinden ayrılır ve ortadan ikiye bölünür. Peki bakteri nasıl bölünür? Bakterinin ikiye bölünmesi enine şeklinde olacaktır. Burada gördüğünüz gibi diğer canlılar var. Amip ise arkadaşlar her yöne bölünebilir. Yani enine ya da boyuna diye herhangi bir kısıtlaması yok. Paramesyum da yine ikiye bölünerek ürer ve paramesyum da tıpkı bakteri gibi enine bölünür. Öglena'ya geldiğimde öglena da yine ikiye bölünerek ürer arkadaşlar. Öglena ise bölünmesini boyuna gerçekleştirir. Bakın şöyle yukarıdan aşağı bir boyuna bölünmesi söz konusu. Geldim tomurcuklanma ile üreme. Tomurcuklanma ile üreme, yani hep öğrencilerin aklına patates geliyor ama aslında patates tomurcuklanmayla üremez. Bir kere burada bir anlaşalım arkadaşlar. Örnek olarak verebileceğimiz canlı maya mantarını örnek verebiliriz. Yani namı diğer bira mayası örnek olarak verilebilir. Yine hidra örnek verilebilir. Mercan canlısı yine bunun için örnek verilebilir canlılardan. Bakın şimdi görseli inceleyecek olursak burada bir hücremiz var. Çekirdeğimiz var. Sitoplazmamız var. Bunlar yerli yerinde. Bakın çekirdekten bir tomurcuk atıyor dışarıya doğru. Burada göstermiş zaten. Çekirdekten atan tomurcuk bir süre sonra ikiye bölünüyor ve canlı tomurcuklanarak üremiş oluyor. Yine aynı sitoplazması, şusu busu hepsi bununla beraber parçalanıyor. İşte biz buna tomurcuklanmayla üreme diyoruz. Ve bu gördüğümüz örnek bira mayası için verilebilecek örnek arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Başka şekilde tomurcuklanarak üreyen canlılar da var. Biraz önce söylemiştik, işte deniz anasını, mercanı, hidrayı, bunları örnek vermiştik. Şimdi görselde deniz anasının, hidranın görselini veriyor arkadaşlar. Şimdi bakın, hidranın tomurcuklanması ana bireye bağlı kalıp zemine tutunarak yaşayan canlı. Şimdi bakın, hidradan bir tomurcuk atmış. Bu tomurcuk gitgide büyüyor, ikinci kısmı. Tomurcuk daha da büyüdü ve tomurcuk daha da büyüdü ve ayrıldı. Eğer bu tomurcuk ana canlının tam dibinde toprağa bağlı yaşıyorsa biz buna polip form diyoruz. Ve bir koloni oluşturarak yaşayacaklardır. Ama yok, bu polip koloniden ayrılıp ben tek başıma yaşayacağım, benim kimseye ihtiyacım yok deyip yaşamaya başlarsa biz buna medüs form, deniz anası diyoruz. Bunlar da kendi içlerinde daha sonra eşeyle ürüyorlar ki medüs form bok görüyorsunuz. Bakın bu da polip form olmak üzere. Evet, bir diğer üreme şeklimiz ki en fazla karıştırılan üreme şekillerinden bir tanesi sporla üreme arkadaşlar. Bakın şimdi sporla üremede spor adı verilen özel hücreler var. Bu spor adı verilen özel hücreler elverişsiz koşullarda kendilerini korumaya alırlar. Nasıl ki ortam tekrar elverişli olduğu zaman hop yeni bir canlıyı meydana getirirler. Bakın ana canlıdan mitoz veya mayozla oluşan sporlar
uygun ortam bulduklarında gelişerek yeni canlıyı oluştururlar. Oluşan sporlar hep N kromozomludur. Bunu bir kere unutmayalım. Sonrasında N kromozomlu olan bu sporların bilmemiz gereken en önemli özelliği bunların döllenme yeteneği bulunmaz arkadaşlar. Yani evet yeni bir canlı oluşturuyor ama başka bir spermle ya da başka bir yumurtayla birleşme gibi bir durumları söz konusu değil. Döllenme yetenekleri yok çünkü. Uygun ortam buldukları hemen mitoz bölünmeyi gerçekleştirirler. Mitoz bölünmeyi gerçekleştirir gerçekleşmez haploid bireyleri oluştururlar. Haploid birey dediğimiz nedir? En kromozomlu bireylerden bahsediyor arkadaşlar. Mantarlarda sporla üreme mitoz bölünmeler sonucu oluşur. Daha sonra çimlenir, hifleri oluşturur. Görselden hemen anlatayım arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz minik minik olan şeyler sporlar. Daha sonra bu sporlar bakın gitgide gelişiyorlar. Bakın daha da büyük hale geldiler ve bunlar kökleniyorlar toprakta. Köklendiler ve bakın yeni bir mantar oluşturdular. İşte biz buna ne diyoruz? Spor ile üreme adını veriyoruz. Ama tekrar ediyoruz. Sporlar en kromozomludur. Ve sporların yaşam döngüsünde biz metagenez, döl almaşı dediğimiz bir olay söz konusu arkadaşlar. Yani nedir metagenez? Hem eşeyli üremenin hem de eşeysiz üremenin birbirini takip eden bir döngü var ve biz bu döngüye metagenez adını veriyoruz arkadaşlar. Peki hocam ya mantar dışında yok mu sporla üreyen? Var. Bakın insanda sıtmaya neden olan plazmodyum sporla ürer. Karayosunu, eğrel tohutu bunlar da yine aynı şekilde sporla ürerler arkadaşlar. Metagenezde genelde sporlar mayozlu olur. Gametlerde mitoz bölünmeyle oluşur. Bunu da unutmuyoruz. En fazla karıştırılan, öncülü sorularda en fazla karşımıza çıkan kısım neresidir? Rejenerasyon. Çok fazla karıştırılır. Peki nedir bu rejenerasyon? Arkadaşlar rejenerasyon dediğimiz şeye baktığımızda hasar gören kısımların onarılması. Yani namı diğer yenilenme. Bakın şu çok önemli. Eğer rejenerasyonla yeni bir birey oluşuyorsa biz buna rejenerasyonla üreme adını veririz. Ama yeni bir birey oluşmayıp yeni bir onarım meydana geliyorsa biz buna rejenerasyonla yenilenme adını veririz. Şimdi bakalım ne demek istedim. Görsellerden yola çıkacak olursak bakın planerya şu gördüğünüz yuvarlak içine aldım şu an yeşille. Bu planerya ikiye bölünmüş bakın. Canlının bir tanesi bu. Bölünen diğer parçadan da yeni canlı oluşmuş. O zaman bu rejenerasyonla ne oldu arkadaşlar? Üreme oldu. Bakın deniz yıldızının bir parçası kopmuş. Kopan parça bakın yavaş yavaş kendine yeni bir birey çıkarmış. Kopan parça tamamlanmış. O zaman bu nedir? Rejenerasyonla neye örnektir? Üremeye örnektir. Bakın şimdi görsele. Kertenkelenin kuyruğu koptu. Kopan kuyruktan yeni bir birey çıkacak olsa eğer ne olur? Rejenerasyonla üreme olur. Ama kopan kuyruk yerine yeni bir kuyruk gelecek olursa işte bu rejenerasyonla yenilenme olur. Ki kertenkele bakın burada tam. Burada kuyruğu kopuyor ikinci görselde. Üçüncü görsele baktığınızda kuyruk hafif hafif uzamaya başlıyor. Dördüncü görselde kuyruk uzamış. O zaman bu rejenerasyonla üreme değil, rejenerasyonla yenilenme oluyor arkadaşlar. Şimdi nota baktığımızda diyor ki bize türün ya da canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça bu çok önemli. Canlıda gelişmişlik, gelişmek bu arttıkça rejenerasyon ile üreme yeteneği ne olur ya da rejenerasyon yeteneği diyelim azalır. Mesela benim kopan kolum Allah korusun kolum koptu. Kolumun yerine yeni bir kol çıkması bu mümkün değil. Anladınız mı? Yani rejenerasyon yeteneği basit canlılarda daha fazla var. Canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği de daha alt seviyeye iniyor arkadaşlar. Geldim partenogenez. Partenogenezi hep duyacağınız canlı arıdır. Ama karıncalarda da vardır, kurbağalarda da vardır, birçok sürüngende var, bazı kuşlarda bile var. Ama bizim MEB'in dikkate aldığı arılarda olan partenogenez. Hep de buradan yani test kitaplarında vesairede soru çıkar. Şimdi ben size kendim bir genel bir çizimle anlatacağım. Daha sonrasına baktığımızda arkadan biz kitapta bulunan çizime geçeceğiz. Şimdi bakın şurada bir kraliçe arı var. Şu kraliçe arımız böyle KA yazdım kraliçe arı.
Bu kraliçe arı 2N kromozoma sahip. Daha sonra kalemi biraz incelteyim. Bu kraliçe arı mayoz bölünme geçiriyor ve yumurta ana hücresinden 4 tane arkadaşlar yumurta hücresi oluşturuyor. Bakın bunların hepsi N kromozomlu. YH yazdım. Yani yumurta hücresi demek. Eğer bu yumurta hücresi kendi içerisinde bir haploid gelişme geçirirse, bu haploid gelişme sonrasında da bakın hücre oluşur demiyorum, birey oluşur. Bu nedir? Erkek arı. Yumurta hücresi hiçbir döllenme olmadan, bakın altını çiziyorum, yumurta hücresi hiçbir döllenme olmadan yeni bir erkek birey meydana getiriyorsa, işte biz bu duruma partenogenez diyoruz arkadaşlar. Döllenme olmadan yeni bir erkek bireyin meydana gelmesine partenogenez adını veriyoruz. Bakın işin diğer kısmına bakalım. Şimdi şurada erkek arı var. Erkek arı N kromozomlu. Neden? Çünkü N kromozomlu yumurtadan N kromozomlu oldu. Çünkü döllenme olmadı. Erkek arı mitoz geçirir. Mitoz sonrasında da spermlerini oluşturur. Şuraya EA yazalım yine, erkek arı. Spermlerini oluşturdu. Bu spermler bu yumurtalar ya da başka yumurtalarla birleşir. Sonrasında bakın bir embriyo oluştu. Bu embriyo büyüdü, gelişti. Sonunda bu çok önemli, oluşan larva her zaman dişidir. Bakın çok önemli bir ayrıntı. Eğer yumurta kendi kendine gelişip erkek arıyı oluşturuyorsa bu nedir? Partenogenezdir. Yani erkek arı sadece partenogenezle oluşur. Döllenme sonrasında, yani arı sonuçta bir erkekle döllenecek. Döllenme sonrasında oluşan tüm bireyler dişidir. Ve oluşan bu dişi bireyler eğer arı sütü ile besleniyorsa arkadaşlar, sonunda kraliçe arı olur. Ama yok, bu dişi bireyler polen ile besleniyorsa sonunda oluşan işçi arıdır. Bakın şimdi kitaptan gidecek olursak arkadaşlar, diyor ki partenogenezli erkek arılar. Evet, kaç kromozomlu? N kromozomlu erkek arılar oluşur. Normal döllenme ile ise dişi arılar oluşur. Bunlar kaç kromozomlu? 2N. Yani dişiler kim? Kraliçe ve işçi. Buradan şunu öğrendim. İşçi arılar dişiymiş. Ve kısırdır arkadaşlar. İşçi arılar kısırdır. Bunu da unutmayın. Bireylerin çoğunu oluşturan işçi arılar beslenme farkından dolayı kısır olurlar. Neyle besleniyorlardı ki? Polenle besleniyorlardı. Polenle beslendikleri için de işçi arılar kısır oluyor. Arı sütüyle, kendine bakıp arı sütüyle beslenenler ise kraliçe arı, yani kovanın kraliçesi oluyor arkadaşlar. Erkek arılar spermlerini mitozla üretirler. Neden? Çünkü burada N kromozomlu olduğu için ve ortamda bir döllenme olmadan oluştuğu için N kromozomlu erkek arılar. Ve erkek arılar sonunda mitoz bölünmeyle sperm hücrelerini üretirler. Ürettikleri sperm hücresiyle kraliçe arının yumurta arıları birleşerek bir zigot oluşturur. Ve bu zigot oluşumundan sonra da dişi embriyo oluşur ve beslenmeye göre farklılık gösterir. Şimdi bakın tekrar bakalım. Bakın bu kraliçe arı. Kraliçe arı mayoz geçirdi ve 4 tane yumurta hücresi oluşturdu. Bu yumurta hücresi döllenme olmadan kendi içinde bir gelişmeyle erkek arıyı oluşturuyorsa şayet, bu bir nedir arkadaşlar? Partenogenez olayıdır. Yani erkek arılar sadece partenogenezle oluşur. Başka bir erkek arı daha sonra mitoz geçirdi ve bu mitoz geçirdiğinin sonunda da spermler oluştu. Spermler mitozla oluşur. Çünkü erkek arının kendisi N kromozomlu. Yumurta döllenmediği için. Daha sonra spermlerle yumurtalar birleşir. 2N kromozomlu zigot oluşur. Zigot kendi içerisinde mitoz bölünmeler geçirerek gelişir ve dişi embriyoları oluşturur. Oluşan dişi embriyolar eğer arı sütü ile besleniyorsa canlı kraliçe arı olur. Ama yok, polen ile besleniyorsa, ters yazdım pardon, çok özür dilerim. Eğer arı sütü ile besleniyorsa kraliçe arı olur. Eğer polen ile besleniyorsa işçi, yani kısır arı olur. Burada verimli döl veren arkadaşlar iki canlı bulunur. Bunlardan bir tanesi kraliçe arı, bunlardan bir tanesi erkek arı. Döllenmeye katılan da yine bu ikisidir arkadaşlar. Bu arada işçi arıların görevine gelecek olursak, işçi arılar kovanı korur, bal yapımında görevlidir,
yapım onarım yapar, kraliçe arıyı korur. Bu tarz görevleri bulunur arkadaşlar. Geldim son eşeysiz üreme biçimim olan vejetatif üremeye. Vejetatif üreme yüksek yapılı bitkilerde görülür. Hepsinde de görülür. Ve vejetatif üremede amaç tohumla daha uzun sürede elde edilen bir canlıyı, bir bitkiyi, bir meyveyi, bir sebzeyi daha tohumsuz, daha kısa sürede elde etmek amaçlanmıştır. Bir bitkide düzenli ya da düzensiz olarak ayrılan parçalar eksik kısımlarını tamamlanır ve yeni bir birey oluşturur. Kalıtsal olarak ise ata canlıyla oluşan yeni bir canlı birbirinin aynısıdır. Şimdi bir, çelikle üreme. Bunu çok fazla evlerinizde falan görmüşsünüzdür. Babaanneleriniz, anneanneleriniz, belki de anneleriniz komşuya giderler, bir misafirliğe giderler. Bir çiçek alırlar arkadaşlar. Çiçeği ne yapıyorlar? Böyle bardağın içerisine koyuyorlar. Bu bardağın içerisinde bu çiçek kökleniyor. Keşke deney şeklinde yapsaydık, aklıma gelseydi yapardık. Kökleniyor bu bardağın içerisinde ya da işte neyin içine koyduysa, köklendikten sonra alıyor bunu ve toprağa, saksıya artık işte ya da büyük bir toprağa ekimini gerçekleştiriyor. İşte biz buna çelikle üreme adını veriyoruz. 2. Sürünücü gövde ile üreme. Sürünücü gövde ile üremeye en güzel örnek çilek bitkisidir ya da çilek meyvesidir. Ne demek isterseniz artık. Şimdi sürünücü gövdeye böğürtlen çilek, en çok da çilek örnek verilir. Bakın, çileğin gövdesi toprağın üzerinde sürünerek hareket eder arkadaşlar. Ve çileğin gövdesinin toprağın üzerinde sürünerek hareket etmesi yeni bir gövde oluşumuna sebep olur. Ve buradan da yeni çilekler meydana gelir. İşte biz bu duruma sürünücü gövde ile üreme adını veriyoruz. Yumru, rizom ve yassı gövde ile üreme. Bakın, direkt gövdeden büyüme, gövdeden üreme geliyor. Bakın, patates yumru gövde ile ürüyor. Yer elması yine aynı şekilde yumru gövde. Soğan yassı gövde. Lale yassı gövde mesela, onu da yazalım şunun altına. Sümbül yine aynı şekilde yassı gövdeye örnek verilebilir. Zencefil ise yatay gövde. Peki nasıl oluyor bakın? Patates, yer elması gibi bitkiler yumru gövde üzerindeki gözeneklerden gelişen sürgünlerden büyür ve yeni canlılar oluşturur, köklenir ve yeni canlı meydana gelir. İşte biz buna gövde ile yumru ya da rizom gövde ile üreme adını veriyoruz. Dördüncüye geldim arkadaşlar, daldırma yöntemi. Bakın, benim ağacım büyüdü bayağı ama ince cılız bir ağaç. Bu bir dal da olabilir, ağaç olmak zorunda değil. Ne yapıyoruz? Orayı kesip koparmak yerine ucunu toprağa gömüyoruz. Ve gömdükten sonra gömdüğümüz kısım toprağın içerisinde köklenmeye başlar. Köklendikten sonra kendi kendine toprağın üzerine filiz verir. İşte biz buna ana canlıdan ayırmadan daldırma yöntemiyle yeni bir bitki oluşma yöntemi diyoruz. Ve geldik aşılamaya. Bunu da yine birçoğunuzun dedesi, belki babaannesi, belki babası, belki de anneannesi işte yapmıştır arkadaşlar. Aşılama yöntemini direkt görselden anlatacağım. Mantık şu ama aşılama yöntemiyle. Diyelim ki sizin bir bitkiniz var, elmanız var. İşte elmalarınız büyük ama ekşi. Bir de armutunuz var. Armutunuz küçük ama acayip tatlı. Siz istiyorsunuz ki elmalarım da tatlı olsun benim. Ya da armutlarım büyük olsun. Bu şekilde bir aşılama yapıyorsunuz. Bakın, aşılama yapıldığında ağacın gövdesi şöyle bir oyulur. Kalem ucu gibi şeklinde oyulur. Diğer dal, yani aşılama yapılacak olan dal da ona uygun şekilde sivri bir şekilde oluşturulur. Bakın, birinin ucu sivri olacak. Şu şekilde. Diğeri de boş ama onun girebileceği boşlukta olacak. Bakın, buraya ne yaptı? Anaç gövdeye kalemi yerleştirdi. Sonra bunu bağladı. Bir süre sonra arkadaşlar bu ne yapıyor? Köklenmeye başlıyor ve yeni canlılar, yeni birey meydana geliyor. Ama yine söylüyoruz, kalıtsal bir çeşitlilik olmaz. Gömdüğümüz temel toprakta olan gövdeye biz anaç diyoruz. Diğeri ise kalem kısmıdır arkadaşlar, unutmayalım. Aşılamanın yapılmasındaki en büyük amaç, büyük meyveye ya da bol çiçeklenme gibi yeni özelliklerin nesilden nesile aktarılması, bu bir. Bir de aşılamanın yapılmasındaki diğer mantık da şu arkadaşlar. Aşılama ile ortalama, mesela bir avokado, tohumdan yetiştirilen bir avokado 6 ila 10 yıl kadar sürüyor. Ama aşılama yöntemiyle elde edilen bir avokado ortalama 3-4 yıl içerisinde meyve verebiliyor. Bu da ne demek? Tohumdan yetiştirme ile normal aşılama yöntemiyle elde edilen
daha uzun sürdüğü için yapılmıyor. Ve son olarak doku kültür yöntemiyle üreme. Bu da arkadaşlar laboratuvar ortamında yapılıyor. Görselde de görüyorsunuz zaten. Bakın, doku kültür yöntemiyle kök veya gövdeden bir doku parçası alınır. Alınan doku parçası uygun şartlarda uygun deney düzeneğine hazırlanır ışık ortamıyla ve yapay besin yerine konulur. Daha sonra bu büyür, köklenir. Bakın gördüğünüz gibi bir farklılaşmış hücre yapısı geldi. İşte bu farklılaşmış hücre yapısına kallus diyoruz. Bakın gitgide ne yapıyor? Gelişiyor ve sonra filiz veriyor. İşte yeni yeni küçük gövdeler, bireyler meydana, bitkiler meydana geliyor. Biz buna doku kültür yöntemiyle laboratuvar ortamında elde edilen bitkilere veriyoruz. Son zamanlarda işte hormonlarla falan filan bu çok yapılıyor. Daha seri, ticari önem taşıdığı için yapılmakta arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinlikte ve pekiştirme testlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.